birlikte oynadıktan sonra annemizin şu sözleri bilim adamımızın kulağında yankılanıyor. Bak yavrum diyor, insanlar kendi yaptıkları hataları kendileri temizlemek zorundadır. Şimdi dökmüş olduğun sütü süngerle mi temizlemek istersin, seçenek, bezle mi? Eğer annem bana kızsaydı, dövseydi veya farklı bir olumsuz cümle söyleseydi, ben şu andaki kariyerimde olamazdım diye kitabında bir ifadesi var. Ve renklerin, özellikle renklerin bu duygusal anlamda çok önemli süreçleri var. Nasıl renklerden bahsediyorsunuz? Şöyle, ana renklerden bahsedelim. Kırmızı renk kışkırtır, dikkat çeker. Özellikle trafikte dur ışığı kırmızıdır dikkat çektiği için. Gece barlarında, gece kulüplerinde genelde kırmızı pot ışık kullanılır. Doğru. Çünkü zamanı ve mekanı unutturma özelliği vardır. Hesap geldiği zaman anlarsınız neyip ne içtiğinizi. İspanya'da boğa güreşlerinde boğaya kırmızı bir pelerin sallanılır. Doğru. Niçin sallanır? Kitabınızı da onun için mi kırmızı yaptınız? Neden sallanır? Boğaya kırmızı bir pelerin. Kışkırtsın diye. Boğalar renk körüdür. Rengi ayırt edemez. Amaç seyircileri kışkırtmaktır. Hayvanların %99'u renk körüdür. Mavi renk rahatlatır. O yüzden tüm nazar boncukları mavidir. Rahatlatma özelliği olduğu için. İsveç'te intihar edilen bir köprü maviye boyatıldıktan sonra intihar vakalarının azaldığı tespit edilmiş. Çok ilginç bir süreç. Sarı renk. Genelde çocukların çalışma odalarında biz sarı rengi pek kullanmayız çünkü sarı renk dikkati dağıtır, hızlandırır insanı. Bu yüzden de çocukların çalışma odalarında renklere çok dikkat etmek durumundayız. Dünyadaki tüm taksilerin rengi ne renktir? Sarıdır, geçici oldukları bilinsin diye. Yeşil renk, yeşil renk güven verir, doğa rengidir. Ameliyathanelerde eğer ameliyat olanlar varsa aranızda, doktorları ve hemşireleri yeşil önlüklerle görürsünüz. Yatırlar, türbeler yeşildir. Siyah renk, hırsın, tutkunun ve yükselmenin rengidir. Einstein tüm buluşlarını ve düşüncelerini konsantre olabilmek için siyah odalı perdelerde yapmıştır. Yani her tarafı siyah hale getirip buluşları orada yapmıştır Einstein. Çok ilginç bir süreç. Kahverengi renk. Çok ilginç bir renktir. Kansas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada insanları hızlandırdığı görülmüştür. Fast food türü yerlerde kahverengi çok kullanılır. Ye ve çık demektir bu. Fazla oturmak istemezsiniz. Gerçekten. Lacivert büyüklüğün rengidir. Büyük firmalar yeşille güvenilir olduklarını, lacivertle ve beyazla güvenilir ve saf olduklarını bilinçaltına kodlarlar. Çok ilginç bir süreçtir. Yani renklerin her anlamda bize etkisi çok büyük. Çok enteresan. Bütün söyledikleriniz. Düşündüm, bazı markaları düşündüm. Çok önemli, evet. Çok büyük markaları düşündüm ve bize vaat ettikleri şeyleri düşündüm. Çok birebir uyuyor. Kesinlikle. Aslında. Evet. Kayseri'den Hediye Hanım arıyor bizi. Ne güzel isim bu, Hediye Hanım. Günaydınlar. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Böyle konukları aldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Vallahi benim, ben bu programı yani iyi ki yapıyorum. Iyi ki bir yaşıma daha konuyu girdim beyefendi. Sağ olun. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Benim 7 yaşında bir kızım var. Hiperaktif ve dikkat eksikliği var. Doğduğundan beri aslında ben farkındaydım ama doktorlara götürdüğümüzde 4 yaşından önce herhangi bir ilaç kullanımı ya da herhangi bir şey yapmamız mümkün olmadı. Onaylamıyor zaten Ramazan Bey. Evet. Onu biraz önce dinledim. Ben de o yüzden zaten 1,5 aydır kendiliğinden kestim. Çünkü hani biz fazla bir etkisinin olmadığını gördüm. Yani nasıl söylesem, tabii ki bunu uzmanlar yazdı ama çocuğa sadece iştahsızlık dışında herhangi bir ben faydasını görmedim. O yüzden de ilacı bıraktım. Şu an okul sürecinde ve öğretmeni zaten o da hani ben idare ederim çocuktur falan diyor ama gerçekten hiç yerinde durduramıyor. Bu da öğrenmesini engelliyor. Yani ben onun dikkatini toplamak için çok zorlanıyorum. Soralım bakalım ne yapacak hemen, bu anne Ramazan Bey? Şimdi iki tane konu var. Bir, çocuğun akademik anlamda bir bilgiyi alırken ki dikkatinin dağılması, bir de davranış problemi var. Ya davranış derken... Yani sadece okulda mı yoksa oyunda da mı, öyle bir ayırmak mı? Evet, bu? Öyle ayırmak gerekiyor. Davranış ve dikkatten kastımız şu, ben ders çalışıyorum ve sık sık kopuyorum. Bu dikkatle, akademik, unutkanlık mesela, akademik boyutuyla ilgili olayın. Bir de davranışla ilgili boyutu var. Çocuk sırasında oturmuyor, sağa sola gidiyor, sınıfı terk ediyor gibi düşünün. Bunları ayırıyoruz. Bu birisi davranış, tabii ki ilişkili ama birisi de dikkatle alakalı.
davranışın farklı yönetilmesi gerekiyor, dikkatin de farklı yönetilmesi gerekiyor. Ben buradan özellikle de öğretmenlerime rica ediyorum, lütfen bu tür hareketli çocuklar varsa sıralarından kalkmalarına, ayakta dinlemelerine müsaade edin. Çünkü bazı çocuklar böyle öğreniyorlar. Bak. Sırasını terk etmemeyi öğretelim ona. Evet ama ayakta kalkıp notunu ayakta tutması, benim böyle birçok öğrencim var. Hatta geçen yıl Fen Lisesi'nde bir eğitim verdik gönüllü olarak, oranın danışmanlığını da yapıyoruz. Evet. 10. sınıflar birincisi ayakta ders çalışıyor. İnanamazsınız. Buyurun. Allah Allah. Ve küçükken de çok sürekli ayakta da dinlermiş. Reklam arasında size söylediğim şey... Evet. Çocuklarımdan, kendi çocuklarımdan örnek verdim. Mesela çizgi film izliyorlar. Çok sevdikleri bir çizgi film. İkisi oturarak izliyor, bir tanesi koltuğun tepesinde. Burada. Bunun burası, buraya çıkıyor tepeye. Buradan izliyor. Öğreniyorsa, ya, evet, dinliyorsa oradan hiçbir izliyor sorun yok. Çocuk. Hiçbir sorun yok. Biz ne zaman burada problem olduğunu düşünürüz? Ha. Eğer çocuk öğrenemiyorsa... O zaman problem olduğunu düşünürüz. Ama çocuk hareketliyken öğreniyorsa onun doğasına dokunmayız. Onu yönlendiririz, dikkat becerilerini geliştiririz. Anneyle ilişkilerini, babayla ilişkilerini geliştiririz ki çok önemli. O zaman Hediye Hanım'a derslerini mi sormak lazım? Kesinlikle. Derste nasıl olduğunu da incelemek lazım. Şimdi ben çocuğu bilmeden ilacın kesinliğiyle ilgili herhangi bir şey söyleyemem. Tabii. Söylemek tabii, doğru tabii, olmaz. Tabii. Onu söyleyeyim. Çünkü doktorumuzun bildiği bir şey vardır ve devam Mutlaka. Ediyor. Ama normalde şunu bilelim ki... Eğer Hediye Hanım da böyle bir şey bekliyorsa, ilacı aldım, çocuğumun öğrenme kalitesi artacak. Mümkün değil. Evet. O davranış sakinleşir. Hatta bir de şöyle bir yeni bir araştırma var, onu da söyleyeyim. Çocuklar duygularıyla öğrenir. Değil mi? Çocukken bizim hatırladığımız olayları lütfen bir düşünün. Hep heyecan vardır. İşin içinde merak vardır. Doğru. Duygusal şeyler vardır. Hala çünkü öyle. Hala öyle. Limbik sistemle öğreniriz. Biz ilaç aldığımız zaman baskılanıyor ve çocuk heyecanını kaybediyor. Sınıfta da aa bu neymiş demiyor. Yani çocuklar yani için o çok merak önemli. Aslında çok doğru bir İnanılmaz şey. Sormak, evet. Öğrenmek. Bir şeyi 40 kere soruyorlar. O niye? Evet. Reklamlardan sonra bahsedelim mi? Hayır, buraya geçmek istiyorum. Çok evet. merak ediyorum. Evet. Bu ne acaba? Evet, şimdi ben aynı zamanda Muay Thai milli takımında yönetimindeyim. Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Yurt dışına sporcularımızla çıkıyoruz. Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı. Evet. Orada eğitimler veriyoruz. Milli takım kamplarında soruyorum çocuklar diyorum tüy bitmemiş yetimin hakkıyla gidiyoruz. Hedefiniz ne? Milli takımı taşıyorsunuz. Birisi diyor ki hocam diyor ilk üçe girerim. Diğerine soruyorum. Şimdi bedenliğine dikkat edin. Hocam diyor oraya gideceğim. Onları yeneceğim ve bayrağımızı göndere çektirip istiklal marşımızı söyleteceğim diyor. Vay be. Ve inanın buradan Tayland'a gidiyoruz, Yunanistan'a gidiyoruz. Alıyorsunuz gidiyorsunuz. Ve inanın ilk üçe girmek isteyen, ilk üçe ilk beşe giriyor, şampiyon olmak isteyenle ya şampiyon oluyor ya final oynuyor. Emre sahip diyor bize beden her anlamda. Bugün de size güzel bir uygulama getirdim. Şimdi içimizden bir konuk alacağız. Bildiğimiz karatecilerin kırdığı mermer, 2 santimlik ki ben rica ettim. Bu arada teknik heyete ve görünmeyen... bu işte gönüllü olan insanlara çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir emek sarf Arkadaki ettiler. Kocaman bir alkış onlar evet, için de. Evet, vay, teşekkürler. Seviler. Bir göstereyim ben tabii bunu. Tabii. Çok ağır ama. Evet ve kalın. Bu bildiğiniz mezar taşı mermeri. Evet. Yani bildiğimiz karateciden kırdığım mermer. Gördünüz evet. Bunu mu kıracağız şimdi? Evet efendim. Kim kıracak? Ben evet. kırmayayım, yarın yayın var 3 çocuk. Peki bir arkadaşımız burada. Hemen çağırıyoruz. Buyurun. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi rica edeyim. Pınar benim ismim. Pınar Hanımcığım merhabalar. Evet. Şöyle alayım ben sizi. Buyurun. Ay Allah'a emanet. Evet. Elinle bir şey olsa ağzın çalışır, ben bir şey olmaz. Ben testimat çalıyorum, bir şey olmaz benim. Hayır, tamam. Hayır olmayacak. Yeter ki benim dediklerimi yapın. Şimdi Pınar Hanım'a ben bir teknik göstereceğim. Şunu da ben yine seyircime, ben güven takıntılı olduğum için. Evet. Bu ne? Evet, ha. Müziğimiz geliyor. Şöyle koyayım. Evet. Ay, şimdi Pınar Hanım sağ elinizi mi kullanıyorsunuz? Sağ. Ya bir şey İlk olursa? Önce, hayır olmayacak. Olmayacak. Sağ ayağımızı atıyoruz. Dizimizi hafifçe kırıyoruz ve vücudumuzu mermerin tam üstüne getiriyoruz. Buradan vurmak yok. Vururken buradan vuracağız. Elimiz gergin. Ve bu sizin Şaka. Hayatınızdaki... Hadi hep birlikte bir alkış. Bir şey söyleyeyim bunu kırarım. Evet. Yok hayır. Eliniz gergin ve vururken nefes vereceğiz. Bunu çok yaptık yapacağız.
Şimdi bu sizin hayatınızdaki yapamadıklarınız, edemedikleriniz. Kendi yaptı. Şimdi vücudunuzu yatırın, yatırın. İyice gerin elinizi, iyice gerin, iyice. Ve nefes vererek bütün kuvvetinizle vuracaksınız. Evet, hazır. Başlayın. Hızlı. Kocaman bir alkış. Ne takıldı? Evet efendim, evli miyiz? Yok. Nişanlı mıyız? Sözlü müyüz? Nişanlı ya, ucunda ha. Çeyizinize bir armağanımız olsun. Giderken bunları da götürün. Olur mu efendim? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok merhaba. Bir de bir seyirci daha gelsin. Evet, bir seyircimiz daha gelsin. Sizi alalım. Buyurun. Bakın bakın televizyondakiler. Bakın bildiğiniz ben var. Bak 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 bak. Evet. Ben demedim bak, kendin geldi, tamam? Hadi bakalım. Evet. Evet, isminiz? Sibahat. Sebahat Hanımcığım, hoş geldiniz. Hayatınızda şu anda yapamadığınız ne var? Karşı gelemiyorum. Karşı gelemiyorsunuz. Bu sizin karşı gelemediğiniz şeyler. Sahiden adımınızı atın lütfen. Vücudunuzu yatırın. Üstüne yatırın. Mermerin üstüne. Mermerin üstüne. Evet. Elimiz çok gergin. Hayatında karşılık veremiyormuş kimseye. Mermere bu anlamı yükledik. Hızlı bir şekilde hazır. Vuruyoruz. Hey! Kocaman bir alkış. Ne oldu, burası kalabalıklaştı bir anda. Evet. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bitti. Taş bitti. Fesatlar diyorlar ki masaları birleştir. Karşımda fesatlar ordusu var. Diyorlar ki masaları daha yakın tutsaydık o zaman. Evet. Siz bana bir şey diyordunuz. 20 tane bir şey söyleyeceğim. Aklınıza tutun. Siz 20 tane dikkat eksikliği ve özellikle unutkanlık olan öğrencilerimizle ilgili bir yöntem dediler ya. Evet. Onunla ilgili şöyle bir uygulama yapabiliriz. İsterseniz evet. Siz bana 1'den 20'ye kadar aklınıza gelen herhangi kelimeleri söyleyin. Evet. Ben de dikkatle dinlemeye, onları tutmaya çalışayım. Ama siz yaparsınız. Bilmiyorum. Sonra mesela o söylediklerinizi siz aklınıza mı tutuyorsunuz? O marifet mi yani aklıma tutmak? Onu anlamaya çalışıyorum. Şöyle, çünkü dikkat eksikliği olan öğrencilerin en büyük problemi unutkanlık. Değil evet. mi? Evet. Ben de küçükken dikkat eksikliği olan bir öğrenci olarak bunun yapılabileceğini, beyni eğittikten sonra, doğru yöntemlerle kullandıktan sonra özellikle o dikkat eksikliği olan öğrencilerin unutmayı da unuttuklarını görüyoruz. Gerçekten hafızalarını çok iyi kullanmaya başladıkları zaman ilaçlara falan da gerek kalmayabiliyor. Ramazan Bey, kekemeliğin bununla alakası var mı? Kekemeliğin dikkat eksikliğiyle alakası yok ama şöyle bir şey var. Ben programın başında beyindeki kanlanma seviyelerinden bahsettim, evet. değil mi? Eğer çocuk özellikle çocukluk döneminde bir travma yaşarsa, ki bu travmalarda en çok anne babadan kaynaklanan, kavgalarından kaynaklanan travmalardır. Karşımıza şunlar çıkıyor bizim. İlk önce dikkat eksikliği, kekemelik. Kekemeliğin aynı zamanda sağ ve sol beyinle de ilişkisi var. Ya son zamanlarda dikkat et bir yarışma programı var, ses yarışması. Evet. Bir çocuk var, çok da tatlı şarkı söylüyor. Konuşurken çok takılıyor, dikkat ettiniz mi? Şarkı söylerken takılmıyor bizim, ama... Bizim şey de öyledir, Hüseyin vardır. Değil mi? Ayşe Özyılmazer'in de vardır. Aslında o kadar kolay yöntemleri var ki. Söyleyin. Bununla ilgili hemen mesela melodik konuşma diyoruz biz. Bu sadece şu... heceleri biraz melodik olarak söylemek. Mesela bugün okula başladım, ya bugün okula sabah saat 8'de gittim diyeceksiniz, değil mi? Çocuk diyor ki bugün diyor, takılıyor, değil mi? Evet. Sadece yapılacak şudur. Bu heceleri biraz vurguyla söylemek. Yani ritmik söylemek aslında. Şarkı söyler gibi. Bugün okula erkenden gittim. Bunu rahatlıkla söyler. Yani bu arkadaşımız buradaysa hemen. Bu yüzden hayır. Burada var mı öyle bir rahatsızlığı olan? Yok. Sorulan sorular içerisinde vardı, o yüzden sordum. Evet. Bu yüzden mi kekemeliği olanlar şarkı söylerken hiç bunu yaşamazlar? Çünkü şarkıda ritim vardır. Ve orada bir de nefes tekniği vardır. Eğer kişi doğru ritmi ve doğru nefes almayı öğrenirse ve bunu tabii ki sık pratiklerle alışkanlık haline getirerek yapabilir. Sağ ve sol beyin deyince oradan şuraya girelim. Çocuklarımızın beynini nasıl